Of. Bugün kapatma dükkanı meyhaneci. Kapatma bugün. Benim içim yanıyor. Mecalim de yok. Ayaklarım tutmuyor. Sen de varıp gitme. Gitme be meyhaneci. Doldur şu rakımızı tek tek. Gel hele, otur şu masayı. Tanıştırayım seninle bu sahneyi. Doğma büyüme bizim köyde. Anlayacağın o da Ceyhan Bekir. Çocukluk arkadaşım iyi içer. Ağzına şu sıkımı vurdu mu, sabahı da sabah eder. Bizim Salih babasının yolunda. Nerede akşam, orada sabah. Çıplak Osman gibi o da havarda. 21 Aralık 1982'de düz içinden evlendirdik. Hacı'yı oradan gelin getirdik. Senesi dolmadı dedik ya. Bizim Salih Berduş babasının yolunda. Yeter mi Salih'e gelin hacca? Benimle pavyonlarda her gece kumalar üst üste. Yerliye kıran girdi ya. Biri Azerbaycan'dan, adı Sahile Kurbanova. Zaman geçti eskidi o da. Hacca çiftlikten verecek ya. Çocukları dizmiş boydan boya. Sinan, Şadiye, Selda, İrem elleşir. Anasının adı, öteki kızı Hediye. Bizim gelin onlarla haşır neşir. Salih boş durur mu bu arada? Üçüncü kuma Kezban da gelir. Anlayacağın 0 kilometrede değil. Meyhaneci dedik ya, babası çıplak Osman'ın yolunda. Kart zampara ondan hiç geri mi? Daha ileri 4 kadın da onda. 1 mutfak 2 odalı bir evde. 3 kız 10 oğlan. Ayrı ayrı tonlarda. Hele büyük hatun cin hacı. O da başka bir fanlarda. Bak, Salih giriyor meyhaneci. Anladım niye güldüğünü. Aman öldüğünde muziplik yapacak ya. Komşusu ben olacağım demez mi? Mezarlıkta başladı konuşmaya. Anamın yanındaki boş yeri. İşte o yeri istemez mi? Söze başladı bu. Anan var ya. Garibin düğünü mü olur? Kimseler gelmedi bizim düğüne. Araba çekti de Sebahat teyze geldi. Hey meyhaneci uyuklama. Ardından akşama da bize yemek verdi. Meyhaneci sayıklama. Salih bu lafları nerede dedi biliyor musun? Tam anamın mezarı başında. Daha koymadan o çukura. Aslanım koçum Salih. Mezarlıkta denecek bu laf mı? Lafın laf değil dediysek de. Nuh dedi peygamber demedi. Salih işte meyhaneci.
Salih, görüyor musun? Meyhaneci Kibri Hasan da maraklandı sonunda. Yıllar su gibi akıp geçti. 6 Nisan 2009'da Azrail bu sefer de aslan gibi babamı seçti. İyi dinleyesin meyhaneci, mühendis telefon eder köye, mezarını anımın yanına kazın diye. Mustafa, ah bizim Mustafa, bunu anlar anlamasına da kirvem İsmet de tamam kazarız der demesine amma. Anamın mezarı yan yatmış bu arada. Meyhaneci, kafam çok güzel. Hem de 1 milyon ha. Kim yatmış diye ikide bir artık sorma bana. Anamın mezarı yan yatmış. Mart'ta, Nisan'da bizim köye durmadan yağmur yağmış. Kirvem İsmet burası olmaz demiş. Köyden Hasan emmim çıka gelmiş. Dile oğlum ha buraya ha oraya. Ayşe anamın yanına gelin şuraya kazın demiş. Kazmışlar kazmasına da 50 metre var anamla babamın arasında. Mezarından su çıkmış o arada. Meyhaneci, meyhaneci, sen de güzel oldun bu arada. Ben su istemiyorum ki, babamın mezarı su doldu diyorum. Şu yanındaki muzip var ya, bak yaşar ananın yanında. Şükrü Ağa'ya nasip olmadı demez mi? Hem de babamın mezarı başında. Bu Salih'ten meyhaneci, ben de korkar oldum sonunda. Halbuki ben bunların oğluydum. 50 metre var şimdilerde ikisinin arasında. Ölürsem bir gün hangisinin koynunda yatarım o zaman? Biri anam, biri de babamdı. Ben kiminle uyurum geldiğinde? Kirvem İsmet kalsaydın be. Anamla babam sarılsaydı be. Ceyhan Bekirli yıkılır mıydı? Ey meyhaneci, işte gönlüm kırık. Ne vardı kibri, ne vardı? Babam anama kavuşsaydı, oh oh, yine kafam güzel oldu. Bakın, Salih mezar yerini de garantiledi, bütün hesabı da bana yükledi. Üstü sende kalsın, sarhoşluğum sabaha dek bitmesin. Bugün kapatma meyhaneci, kapatma be bugün. Benim içim yanıyor. Mecalim yok, ayaklarım da tutmuyor. Sen de varıp gitme, gitme be meyhaneci, gitme. Uykum hiç gelmiyor. Doldur şu rakımızı tek tek. Bitmesin sarhoşluğum sabaha dek, sabaha dek. Şair Yaşar Çerit.